Evet, ne yapıyoruz? Dışarıda çay demleyeceğiz. Odun ateşinde. Evet, dışarıda çayın yanında ne gider? Mercimek köftesi gider. Evet, mercimeğimi önden bir haşlayayım. Şöyle üzerini bayağı bir geçsin. Hem mercimek pişecek çünkü hem de bulgurumuzu ıslayacak bu. O yüzden suyu birazcık fazla olsun. Şimdi ocağı alıyorum. Soğanları şöyle tavaya alayım. Ben bir tane de şöyle bir biber doğrayacağım. Soğanımla birlikte kavuracağım. Mercimeğimiz de haşlanıyor. Dışarıdan asmadan yaprak toplayacağım. Bunun yanında yaprak da yiyeceğiz inşallah. Daha başka ne olur? Allah büyüktür. Bilmiyorum. Şu an yaprak var planımda. Evet, bunu da soğanımın üzerine şöyle alayım. Bunu şimdi ocağa götüreceğim. Evet, mercimeğimiz de burada kaynamakta. Şu üstünün şeyini alayım. Ben bunu şu ocağıma alacağım. Burada şu tavama buraya getireyim. Evet, işler aksamasın. Şöyle bolcana yağını koyalım. Mercimeğimiz haşlandı. Bu şekilde. Ben bunun altını söndüreceğim şimdi. Mercimek koyduğum bardakla bir bardak ince bulgurum ekliyorum şimdi. Şöyle ıslayalım bunu. Şöyle 2 bardak bir bardak daha. Üç bardak. Evet, iyice karıştırıyorum ki suyunu iyice çeksin. Bütün bulgur hepsi alsın suyunu. Görüyor musunuz nasıl kıvama geldi? Bir bardak benim bardağım 200 millik kullandım ben şimdi, ama önemli olan hangi bardak ölçüsünü kullanırsanız kullanın. Onunla bir tane mercimek, 3 tane de bulgur koydum, ince bulgur. Bizde düğürcük derler bizim memlekette. 3 bardak düğürcük koydum. Evet, bu burada birazcık kendine gele dursun. Şöyle yapalım. Şu ağzını kapatacağım bunun. Şimdi buraya devam. Ben orayı karıştırırken burada soğanlar baya baya renk değiştirmiş. O da çok güzel bir koku verecektir eminim içerisine. Soğan böyle hafif yanmadan önceki hali benim çok hoşuma gidiyor. Güzel bir tat veriyor.
Evet, bunu da böyle güzelce biraz daha kavuralım. Şimdi içinin salçalarını getireceğim ben. Bu kavrula dursun burada. Evet, soğanlarımız kavruldu. Ben şöyle bir tatlı kaşığı, şeker kaşığı diyeyim. Tuz attım içerisine. Şöyle açıp onunla karıştırayım. Şu an altı çok kısık yanıyor. Ve domates salçası koyacağım. Şöyle bir kaşık kadar. Bu da biber salçası tatlı. Bundan da şöyle bir yarım kaşık kadar. Evet. Bunları bir karıştıralım şimdi. Bence bu yeter sanırım. Çok fazla kavurunca benim mideme dokunuyor. Evet, söndürüyorum altını. Gayet güzel demlenmişe benziyor. Oo, hem de nasıl olmuş, şuna bak. Evet, bunun üzerine salçalı kavurduğumuz soğanımızı ve biberimizi de ekleyelim. Biraz çok oldu gibi. Tamam, buna biraz daha yağ ekleyeceğim. Ben bunu bir büyük tepsiye alacağım. Evet, şimdi bunu şöyle güzelce tepsime alayım. Tersten iş yapmak da kolay olmuyor. Şimdi alalım. Evet. Biraz soğusun. Çiğ kırılacak gibi değil şu an. Şunu şöyle bir ezeyim. Biraz soğuya dursun bu. Şöyle bahçeden bir tutam maydanoz topladım. Bunu da şimdi doğrayıp içine koyacağım. Damak zevkine göre tuzumuzu atalım. Üç kaşık olmadı. Azar azar böyle ufak ufak oluyor. Kabımda tuzum az kalmış. Çok tuz koyduğumu zannetmeyin. Şimdi karabiberimizi tazecik çekmiş şöyle üstüne. Biraz da kırmızı biber. Şöyle bir kaşık da kırmızı biber. Herkes kendi zevkine göre koyabilir bunları. Şöyle az bir şey kimyon. Bu da bir şeker kaşığı. Ben iki tane atıyorum bundan. Şöyle biraz da kekik atacağım. Kekik benim olmazsa olmazlarımdan. Mutlaka et, tavuk gibi böyle veya bulgurlu bu şeyleri mutlaka kullanırım kekik. Pul biber. Ben aslında acı sevmiyorum. Bu da tatlı diyorlar ama pek de tatlı değil. Aslında acılığını veriyor. Bunun hafif acısı var. Bunun şöyle az atacağım. Mideme dokunuyor çünkü.
sevenler var diye koyuyorum. Evet, şimdi biraz da yağımızı gezdirelim. Gerekirse su ekleyeceğim ama gerekeceğini pek tahmin etmiyorum. Bakacağım. Kabımdaki yağ az oldu. Şöyle birazcık daha ekleyeceğim. Türk malı. Avustralya'da Türk malı kullanıyoruz. Bak. Evet, şimdi bunu güzelce yoğurayım. Evet, ancak ılımış. Tam yoğurmalık ısısına gelmiş. Çok yaşa. Ben buna birazcık daha yağ ekleyeceğim. Çok kuru görünüyor çünkü. Elimin dermanı gitti bile. Ne yaptım ki ben şimdi? Tutmuyor. Hı, tuttu. Hmm, tuzu falan çok güzel. Çok az bir şey yağ istiyor bu. Evet. Şimdi şöyle az bir şey yağ ekleyeceğim. Hı, yeter o bana. Elinin altında zaten kıvam belli oluyor. Biraz da böyle parlaması gerekiyor. Yani yağlı olduğunu belli etmesi için. Parlamıyorsa yağsız demektir. Çok fazla yağlı olursa o zaman da tutmaz. Dikkatli ekleyelim yağını. Herhalde tamam gibi. Tuttu. Bismillah. Ekşisi de çok güzel olmuş. Evet, şöyle elimi hafif ıslayacağım. Kenardan böyle alacağım. Çiğ köfte sıkar gibi. Şöyle koyalım. Evet, ben bunları bir yapayım. Tekrar buluşalım. Evet. Neydi bu Mehtap? Mercimekli köfte kızım istedi. Ben yaptım. Bunlar da kızım doğradı. Yardım etti bana. Afiyet olsun bize. Mercimek köftemiz hazır. Dışarıda çayımız ocakta kaynadı. Odun ateşinde. Ve biz bunlarla şimdi çayımızı da götüreceğiz inşallah. Birazdan dışarıda onu da çekeceğim. Çayımız da olmuş. Bu orijinal ocağımız da. Zaten bu çayın sevdasına yaptım o kısırı. Mercimek köftesi midir, kısır mıdır? Evet. Tavşan kanı mı? Boğa kanı. Ay yok ya. Boğa kanı deme. Niye, onu kimse tavşan, bilmiyor tavşan şimdi. Can yok. Değil mi? O da can tabi de. Allah Allah.
Bu hakanı nereden çıktı? Yok yani tavşan, tavşan yazık değil mi? Tavşan da canım. Paşa çayı diyelim biz. O, paşa tamam, çayı tamam, en ona güzeli. Sözüm yok. Kanı boş ver değil mi? Yani. Evet. Güzelim çayı niye karıştırıyorsun kanla? Evet, dışarıya oturduk. Bir kısmımız aldı. Yiyor bile. Biz de alıp yiyeceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.